Merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi'de ben Talha Doğan ve değerli öğrencim Tonguç Tonguçoğlu ile birlikte akarsu debisini içeceğiz. Ne haber Tonguç? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yine her zamanki gibi saygılı, elit ve kaliteli bir insansın Tonguç. Bak şimdi bugün akarsu debisini içeceğiz. Debi nedir Tonguç? Hocam, Debbie diye bir film karakteri var. Ben çok seviyorum Amerikan bir dizisi ve Evet. Amerikan dizisini çok takip ederim hocam. Evlat. Debbie, Ya bak Margaret, gene ondan başladın. sonra İşsiz Johnny. işsiz. İşsiz işsiz şeyler buluyorsun. Oğlum bak. Bir kere dizileri bırak. İlim adamı olmalısın. Film adamı değil. Şimdi bak burada Debi'nin tanımı yazıyor. Onu bile okumayı unuttun. Eskiden Debi nedir deyince ben buradan okuyup bana hava atıyordun. Onu bile unuttun. Akımı. Evet. Akımmış hocam. Aynen akın mükemmelsin. Akarsuyun belli bir kesitinden saniyede geçen metreküp cinsinden su miktarına akarsuyun debisi deniyor. Şurayı durdur diyor. Mesela sen böyle balık avlıyorsun. Bak Tonguç diye kayıt yapmışsın. Böyle diyelim ki akarsuyun akıyor böyle durduruverdin. Bir saniye içerisinde buradan geçen suyun metreküp cinsinden miktarına debisi deniyor. Ha, elimizi tuttuğumuzda böyle elimiz geriye doğru gidiyor, değil mi Aynen hocam? aynen işte o debi. Debiyi etkileyen faktörlere bakıyoruz. Birincisi havzaya düşen yağış miktarı debiyi etkiler mi sence Tonguç? Kesinlikle etkiler hocam. Aynen yağmur demek su demek, yağış demek su demek. Zaten akarsuyun debisini de oluşturan temel faktör suyun şiddeti olması. O zaman havzaya düşen yağış miktarı mesela Türkiye'de en fazla yağış alan bölgemiz hangisiydi Tonguç? Hocam tabii ki de Karadeniz. Muhteşem bir zekaya sahipsin. Çok zeki bir çocuksun. O zaman Karadeniz'de havzaya daha fazla yağış düştüğü için akarsuların debileri daha fazladır değil mi Tonguç? Kesinlikle hocam. Peki buharlaşma miktarı nedir sence Tonguç? Hocam ne kadar çok buharlaşırsa akarsu debisi o kadar azalır. Çünkü su yukarı çıkar. Muhteşem bir zeka Akmaz Tonguç. ki. Benim anlatacağım bir şey bırakmıyorsun. Al sen anlat vallahi. Mükemmel anlattın. Hocam Aynen bir... geliyorum, bir saniye o kalemi alayım. Aynen. Pardon hocam, şaka yaptım. Tonguç'um inşallah sen de Estağfurullah bir hocam. gün iyi bir liseyi kazanıp ardından iyi bir üniversiteyi kazanıp ardından üniversite dersine çalıştıktan sonra Sizi tanımam hocam artık. İyi bir öğretmen olacaksın ve belki de burada bizde bizim gibi videolar anlatacaksın. Şaka Çocuklar da seni yapıyorum hocam. dinleyip ne kadar güzel anlatıyor Tonguç diyecekler belki de. Sağ olun hocam. İnşallah, inşallah. İnşallah, inşallah. Güzel şeyler olacağını düşünüyorum Tonguç senin hakkında. Havzaya düşen yağış miktarını anladık. Buharlaşma miktarı da az önce söylediğin gibi suyun kaybolup gitmesi. Hani çaydanlıktaki su buharlaşa buharlaşa azalır ya bir gün gelirsin bakarsın. Aa Akmaz ki. aynen kaybolup gitmiş su kalmamış dersin. O zaman buharlaşma miktarının fazla olması da debiyi azaltıyor. Aa bir soru geldi. Ödüllü soru değil ama bu normal soru. Diyor ki yanda kesiti verilen Evet yer hocam. yapısını oluşturan akarsuyun akım eğrisi nedir diyor. He, demek ki akarsu buradan böyle akıyor. Bak şuradan şöyle akıyor bu tarafa doğru. Burası da sen diyelim ki ayağını suya soktun. Bu yerin yapısı yani anladın mı? Ayağını değdirdiğin yer. Ha. Şimdi dikkat etsen akarsu ilk başta büyük büyük iri iri taşlar akıtmış, biriktirmiş. Evet hocam. Sonra ufak taşlar, sonra iri iri taşlar, sonra ufak taşlar. O zaman Ha. akarsuyun bu kesitine baktığımızda yıllar içinde oluşturuyor tabii bunu. Hemen bir gecede olmaz böyle bir Taşı şey. biriktirmesi için hocam ne yapması gerekiyor? Akımının azalması mı lazım, artması mı lazım Tonguç? Hocam taşı taşıyabilen bir akım çok fazla olması gerekiyor. Aynen o zaman akımın artması lazım. Bak burada artıyor, burada da artıyor, burada azalıyor. O zaman bu seçenek olamaz öyle değil mi Tonguç? Olmaz Çünkü hocam. akım azalıyorsa taş da. Burada da artıyor çok güzel ama sonra kum taşımaya başlamış, kum biriktirmeye başlamış. O zaman Demek ki azalmış, azalmış. O zaman buharlaşma bu da çok. olamaz. Bu sürekli artıyor, bu da sürekli artıyor. Hakikaten bak bir artıyor, arttığı dönemlerde taş, Taş. yani iri kaya parçaları, azaldığı dönemlerde ufak kum parçaları. Arttığı dönemlerde taş, sonra azaldığı dönemlerde yani ufak parçacıklar, taşlar biriktirdiği için bunun akım grafiği budur diyebiliriz. Anladın mı Tonguç? Çok net anladım hocam. Mükemmel Sana bir anlatıyorsun müjde ama vereyim ben Tonguç. burada Ha. sarı kırmızı ve sarı lacivertte gözüm takılıyor hocam. Takılsın önemli değil. Ben sana daha önemli bir şey söyleyeyim Tonguç. Evet hocam. Bu gördüğün şekil üniversite sınavında tam 3 kez aynen sorulmuş Tonguç. Devam ediyoruz. Şaka yapıyorsunuz. Aynen. 3 tane çıkmış soru çözdük Oo. az önce. Yeraltı suları ve kaynaklar da tabii ki akarsuyun debisini olumlu yönde etkiler. Yeraltı suları ne? Yerin altından çıkan sular var ya şimdi böyle akarsu akıyor buradan diyelim ki. Yerin altında biriken sular da akarsuya karışıp onun debisini artırabiliyor. Yer çekimleri ve eğim de akarsuyun debisini ne yapar Tonguç? Artırır. Bu Bu da adam gibi eğilmiş hocam. aynen bu adamın ismi neydi? Rahmetli Michael Jackson değil mi? Michael Jackson Moonwalk hocam. Ay Vay. yürüyüşü. Ay yürüyüşü. Gerçekten çok tarz bir yürüyüş. Allah rahmet eylesin diyelim. Ne diyelim artık? Bak ne adamdı. Kimler kimler seviyordu. Kalmadı bu dünyada görüyorsun. Evet Yer hocam. şekillerinin eğimi de akarsuyun debisini artırıyor dedik Tonguç. Son sayfamıza geldik. Lafı uzatmayalım. Havza içindeki dağlarda bulunan kar ve buzullar da tabii ki akarsuyun debisini artırır. Çünkü kar erimeleri mesela ilkbaharda İç Anadolu bölgesinde görülen kar erimeleri Kızılırmak'ın debisini inanılmaz artırıyor Tonguç. İnsanlar ne oluyor diyor bir anda. Halbuki yazın Kızılırmak böyle sakinleşiyor. İnce sakin bir ırmak. Kışında normal, sonbaharda normal ama ilkbaharda kar erimeleriyle coşuyor. Araziye oluşturan taş ve tabakaların geçirimlilik durumu da O ne ya o da hocam şu. ya? Şimdi O bak, ne ya? şimdi şu akarsuyun tabakası olsun tamam mı? Sen de burada ayağını suya soktun. Tabii suyu da çiziyorum.
şimdi şurası da su. Hocam beni sürekli akarsuya sokuyorsunuz Tamam, yani. önemli değil. Temizlenmiş olursun, abdestsiz gezmemiş olursun. Bak şimdi akarsu böyle gidiyor ya Tonguç. Bu adam ayağını yere değdiriyor. Bu adamın ayağını yere değdirdiği yere araziyi oluşturan taşlar, tabakalar diyoruz. Eğer bu arazi tabakası geçirimliyse su aşağıya doğru gidecek. Geçirimsizse hızlı bir şekilde akmaya devam edecek. Ha. Demek geçirimli arazide akarsuyun debisi azalacak, geçirimsiz arazide ise artacak. Mesela şöyle düşün. Ben şimdi şu sayfa kağıt, değil mi bunlar? Evet hocam. Bunların üzerine su döksem şuradan, su böyle hızlıca gider mi yoksa kağıt ona emer mi? Kağıt emer sanki Emdiği hocam. için de hızlı bir şekilde gidemez. Yani debisi Geçirimlilik azalır. fazla yani. Evet, geçirmek fazla. Ama İçine geçiriyor yani. aynen. Ama şu masaya döksem, masa cilalı olduğu için, vernikli olduğu için su hızlıca gider. Çünkü geçirimsiz arazi. Bitki örtüsüne de gelelim. Artık son sayfaya geldik. Bitki örtüsü de tabii ki suyun emdiği için bitkilerin kökleri. O da akarsuyun debisini etkileyecektir, azaltacaktır. O zaman yine videoları paylaşmaya devam ediyoruz. Tonguçakademi.com'a üye oluyoruz. Ve Twitter, Facebook'ta, Instagram'da bizi takip Paylaşacağım ediyoruz. hocam. Hemen Evet. paylaşacağım. Zor bir soru var Tonguç, yapamayacaksın ama yine de Of, bu sordum. çok zor ya.